Merhabalar kripto oyunu ailesi. Yeni gelenler için ben Yiğitcan. Umarım hepiniz muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugünkü videomuzda Mirandus'un ikinci demosunu test edeceğiz hep birlikte. Mirandus, Gala Games'in bir oyunu olup bu oyun role playing game. Yani bunu World of Warcraft, Knight Online gibi oyunlar kategorisinde düşünebilirsiniz. Bu role playing oyununda evler, araziler, karakterler ve neredeyse bütün eşyalar aslında blockchain üzerinden NFT olarak alınıp satılabilecek bir oyun. Oyun hala yapım aşamasında. Yalnız yapımcılar zaman zaman oyunun demosunu bizlerle paylaşıyorlar. Bu oyunun ilk demosunu hep birlikte kanalımızda yapmıştık. Linki yukarıya bırakıyorum. Eğer bakmak isterseniz ilk demoda neler yapabilmiştik, oradan takip edebilirsiniz. Ve bugün de bu oyunun ikinci demosunu gerçekleştireceğiz. Mirandus testnetine katılan oyuncuları aslında Gala Games ödüllendiriyor da bir nevi. 17 Haziran tarihinde bir snapshot aldılar. Bu 17 Haziran tarihinde eğer hesabınızda bir Exemplar ya da Goblin Fortune kartı varsa ve bu testete katılıp bir goblin öldürürseniz siz de Materium kazanabilirsiniz. Materium Mirandus'un oyun coin'i. Hemen fiyatına da CoinGecko adresinden bakalım. Materium şu anda 14 cent civarlarında alınıp satılıyor. Exemplarınız varsa mesela human exemplarlar 100 Materium'a yakın kazandırıyorlar. Bu da 14 dolar gibi bir coin droplanması demek size. Eğer Goblin Fortune kartınız varsa bu da aynı şekilde 100 Materium ve 14 dolara tekabül ediyor. Yani eğer sizin de Gala hesabınızda bir Exemplar ya da Fortune Goblin Fortune NFT'si varsa testete katılmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Oradan kendinize ücretsiz Materium kazanabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan hemen oyunumuzun testine geçelim. Bu oyunla ilgili inceleme videomuz da kanalımızda mevcut. Eğer ilginizi çekerse daha detaylı bakabilirsiniz. Oyunun testnetine girmek için öncelikle bir Gala hesabınız olması gerekiyor. Gala Gold üyesi olmanız gerekli değil ya da NFT tutmanız da gerekli değil oyunu test etmek için. Tek yapmanız gereken bir hesap açıp referans linkimi aşağıya bırakıyorum. Oradan Games kısmına basacaksınız ve daha sonra Mirandus'u bulacaksınız. Mirandus da burada install butonu oluyor eğer oyunu yüklemediyseniz. Öncelikle oyunu yüklemeniz lazım. Ben daha önce yükledim. O yüzden bende play butonu açık durumda. Ve bu play butonuna basarak oyuna hemen login olabiliyoruz, girebiliyoruz. Girince de burada bize söylüyor işte bir adet goblin öldürmeniz lazım Materium ödülü kazanabilmek için. Ve ayrıca da daha önce de dediğim gibi çeşitli NFT'lerin Gala hesabınızda olması lazım Materium durumu için. 24 tane okla başlıyor. 20 tane herkese veriyor. 4 tane de exemplarınız varsa ekstradan. 24 okla başlıyorsunuz ve birazcık goblin öldürmeniz gerekiyor. Bu oyunda gece gündüz kavramı var arkadaşlar. Bunu Minecraft'taki gece gündüz kavramı gibi düşünebilirsiniz. Şu an mesela gece olmak üzere görebileceğiniz üzere ve her yer karanlıklaşıyor. Aynı zamanda da sol alt köşede canımız, yorgunluğumuz ve materyumumuz. Yani materyum bu oyunda çeşitli büyüleri kullanmada yarayacak bir ham madde aslında. Ve onun ne kadar olduğunu da gösteren 3 gösterge var. Buna ek olarak bir numaralı tabimizde okla yayımız var. Oku elimize aldığımız zaman daha yavaş hareket ediyoruz ve shift'e basarak hafif bir şekilde koşabiliyoruz. Yalnız koştuğumuz zaman görebileceğiniz üzere ortadaki bar hızlıcana düşmeye başlıyor. Bunun nedeni yorulmamız. Oku elimizden bırakırsak birazcık daha hızlı hareket ediyoruz arkadaşlar. Ayrıca da zıplama space ile mevcut okumuzu alıp bırakabiliyoruz. Bir diğer hoşuma giden nokta ise ışık efektlerinin bu oyunda çok başarılı olduğunu düşünmem. Yani mesela gölge kavramı var arkadaşlar. Şurada bir ışık kaynağımız var. Bu ateş ve bundan dolayı kendi gölgemiz bile oluşuyor arkadaşlar ya da diğer oyuncuların gölgesi. Aynı şekilde civardaki nesnelerin gölgesi. İlk teste kıyaslayacak olursak oyundaki grafikler daha iyi durumda. Bir önceki testte ağaçlar pek ağaca benzemiyordu ama bu testte daha detaylandırmışlar gibi görünüyor. Gündüz kısmına gelince, gündüz olunca daha detaylı görebileceksiniz siz de arkadaşlar. Hemen Goblin avımıza başlayalım biz de diğer exemplarlar gibi.
Bu test için sadece şuradaki gördüğünüz ovayı açmışlar. O yüzden ufak bir alanda hareket edebiliyoruz. Bir önceki teste kıyasla. Bakalım goblin ne? Bir tane goblin arkada gördüm. Evet, burası goblin dolu arkadaşlar. Hemen bir tane öldürelim. Goblinler tek okla ölmüyor bu arada. 3 tane falan, 2-3 tane atmanız gerekiyor. İlk goblinimizi öldürdük. Sağ üst köşede görebileceğiniz üzere tik işareti oluştu. Bunu da demektir ki görevi tamamladık. Yani hesabımızda bir exemplar varsa, bende 3 tane human, bir tane orc exempları var mesela. Bunlardan materium kazanabileceğim demek. Her exemplarla ayrı ayrı oynamanıza gerek yok. Tek seferde girip tek goblin öldürseniz görevi tamamlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Bir tane daha öldürelim. Evet. Görevi bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi birazcık da ovayı keşfedelim. Ovadaki grafiklere bakalım. Arazi ne kadar büyük görelim. Ayarlardan bir numara yayı alma bırakma. Sağ klikle iptal ediyoruz, sol klikle oku çekiyoruz. Evet, şimdi mesela gündüz oluyor arkadaşlar. Ayrıca da hani gölgeler, haritadaki gölgeler bu güneşin açısına göre de değişkenlik gösteriyor. Hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Okumuzu bırakalım ve etrafta birazcık gezinelim arkadaşlar. Maalesef çok küçük bir alan açık durumda. Umarım oyun bir an önce tam sürüme girer ve haritanın tamamını inceleyebiliriz. Bu arada bu oyun tam sürüme girince arkadaşlar o kadar çok materyum ham maddesi farmlama ve kullanma mekanizması olacak ki anlatamam. Yani pek çok insanlar pek çok işi yaparak bu oyundan para kazanabilecekler. Bunu örneklemek gerekirse mesela silah üreterek para kazanabilecekler ya da doğada materyum toplayarak para kazanabilecekler. Ve ayrıca da free to play kısmı da olacak bu oyunun. Yani bu oyunu ücretsiz de oynayabileceksiniz. Bunlarla ilgili çeşitli mekanizmaları Gala Games bu oyuna dahil ediyor yapım aşamasında ve bunları komünitede sık sık tartışıyorlar. Eğer siz de bunları takip etmek isterseniz Discord kanallarına üye olmanızı tavsiye ederim. Hatta bizim Discord kanalımıza gelip bizlerle de bunları tartışabilirsiniz. Yalnız ikinci demo bu kadar gibi görünüyor. Daha fazla yapacak bir şey yok. Zaten sınırlı sayıda ok veriyor size arkadaşlar oyun. Okunuz bittiği zaman oyuna girip çıkmanız gerekiyor. Tekrar yenilensin. Yalnız oyun tam sürüme girdiği zaman okunuzu ve yayınızı kendiniz ham maddeler toplayarak craftlayacaksınız. Yani okunuz bittiği zaman gidip odun toplayıp ve diğer ham maddeleri de bulup ok için gereken daha fazladan ok yapıp avlanmaya devam edebileceksiniz. Yalnız şu anda bunlar açık değil. Evet arkadaşlar, Mirandus'un ikinci playtesti bu şekilde. Eğer bu videoyu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kanalda en yeni ve en çok kazandıran kripto oyunları yakından takip ediyoruz ve hep birlikte oynuyoruz. Kendinize iyi bakın. Kripto oyun dünyasında görüşmek üzere arkadaşlar.